yetkin değiller. Yani bizim ülkeye yakında benim kitabımı alıyorlar. O kibirli adam sallayıp duruyor, suratla asık böyle kibirli. Yani ne sallıyorsun kitabı kardeşim? Seçim zamanı, vatandaş. Kitaba da bakar, kitapsıza da bakar. Kime oy verecekse ona da oy veriyor. Onlar kararını verir. Sen değil ki. Sen ne yaptın her şeyi? Bak Zonguldak'ta tüneller, parklar, bilmem neler, her şey Hamdi Uçar tarafından yaptırılıyor. Ama sen Hamdi Uçar'ı ereli milletvekili diyorsun. Onlara ev sattırıyorsun burada. Bir furya var, ondan memnunum işte. Eski milletvekilleri ikinci defa alamayanlar, şimdiki milletvekilleri durmadan ereliye yatırım yapıyorlar ama devlet yatırımı değil, kendileri ev alıyorlar. Evli milletvekiliyim diyebilmek için, buradan seçilebilmek için Allah razı olsun ev alıyorlar. Kaç tane ev aldı yani milletvekiliyle evliye oturuyorum, ikamet ediyorum demek için. Bir o faydaları var evliye, başka hiçbir faydaları yok. Benim yaptıklarım her şeyin nedanında yani bir pandemi dönemi geçirilmiş, enflasyon bu noktaya gelmiş. Vatandaşların çoğu su parasını yatıramıyor. Su parasını yatıramayan vatandaşların neden yatırmadığını, art niyetle yatırmadığını biz biliyoruz. Boğazımız pıkak değiliz çünkü. Geçim standartları iyice düşmüş vaziyette. Öyleyse açlık sınırının, bu bölgede açlık sınırının üzerinde maaş veren bir tek belediye Karadeniz Belediyesi'yiz. Bu kadar kaybetme yapmadığımız iş kalmadı. Tabii ki bazı işler olmayabilir. Bu enflasyonda benzin, mazot bizim en büyük giderimiz, elektrik bizim en büyük giderimiz. Bu sahilin aydınlatmasını da devlet bize ödetiyor parasını, enerjinin. Yani bu kadar yokluklara rağmen, sıkıntılara rağmen en yüksek ücreti ver işçilerine, emeğin hakkını savun. Öbür taraftan eriliğe her türlü işlemi yap. Benim evimde su akmıyor diyen var mı? Yani elinde ne sıkıntı var? Bu ortamda, bu sıkıntıda ekonomik şartların iyice battığı bir dönemde birçok belediyeler maaş veremiyor. İkramiye zaten vermiyorlar. Bu belediye başkanı yapsın, yapacağını yaptı. Ama şimdi tabii ki biliyoruz, haberler alıyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Eriye bizim için çok önemli dediği için hepsi beraber geliyorlar ama eksik geliyorlar buraya. Yani 4-5 kişi bana az gelir ya. Daha fazla gelmeleri lazım. Abilerini falan da getirsinler buraya. Belki ama denge kuramazlar burada. Onlara sandıkta hesabını vereceğim. Eriye'den milletvekili olacağım diyenler hepsi de alacaklar boylarını ölçülerini. Hiç bundan şüpheleri olmasın. Yeter ki Allah sağlık sıhhat versin. Zaten 7 ay daha konuşacaklar, 7 ay sonra Allah'ın izniyle konuşacak adam da kalmayacak karşımızda. Rakip de göremeyeceğiz, hepsi kusacaklar, etrafımızda dolaşmaya başlayacaklar. Hayır, bu kibir ne bilmiyorum ben, surat gülmez etmez. Senden siyasetçi olur mu ya? Senden yargıç olur. Başka bir şey olmaz. Zonguldak'ta bir kibirli adam var, burada bir kibirli adam var. Kibirden yanlarına yaklaşılmıyor. Halka dokunamıyorsan, güler yüz gösteremiyorsan, halka okşayamıyorsan, çok bir şey yapmaya gerek yok benim vatandaşıma. Benim vatandaşım adam yerine konulmak ister. Yani, basın mensubu arkadaş çok güzel yazmış. Eylül'de devletin yapmadığı işlerin hepsinden sorumlu benim yani. Günah keçisi benim. Aynen devam etsinler. Çok güzel gidiyorlar. Zevkten dört köşeyiz. Onların mağlubiyetin ne olduğunu bir kez daha tattıracağım. Hem genelde hem de yerelde inşallah Allah nasip ederse bu gidişle yapacakların böyle kibirli insanlar. Halka tepeden bakıyorlar. Halka tepeden bakan insanlar, kibirli olan insanlar hiç başarılı olamazlar. Söylediği o kadar saçma şeyler var ki, o kadar yalan şeyler var ki. Ben kalkanlarda yemin ediyorum, onların beyanatlarını okurken gülüyorum. Yani Gülüş Belediye Başkanı diyor, Gülüş'ten ne istiyorsun? Ya ben Gülüş'ten ne isteyeceğim ya? Gülüş'ün refaha ulaşmasını istiyorum. Ereğli imar bütünlüğü,
kanalizasyon bütünlüğü, su bütünlüğü olması lazım. Bir tane adam da diyor ki, genel mesleğiymiş herhalde ya, bu kadar cehalet olmaz. Ona diyor, plajı diyor, tahsis ettik ya, orası Ereğli Belediyesi'ni yerine, sen necisin ya? Bize diyor, suyu diyor, 16 tane köye diyor, suyu diyor, köy nesne diyor, il özel yıllara verdi, ayıp ya, günah ya. Geldiniz, yalvardınız, İsmail Bey zamanında, kaymakam zamanında rica ettiniz, minnet ettiniz. 1,5 liradan köylere sizin su vermeniz lazım, ben suyu veriyorum. Bunu bile söyleyemiyorsunuz ya. Ama hiç önemli değil benim için bunlar.